Rıfat Ilgaz Türk Edebiyatı'nda tabii önemli bir köşe taşı. Verem almasına rağmen hapistan da pek kaçan bir adam değil. Düşündüğümüz zaman tabii ki Rıfat Ilgaz da hayatımıza sonsuz güzellikler katan insanlardan birisi. Rıfat Ilgaz yaşamı boyunca aynı Orhan Kemal gibi sistemle bir türlü barışamadı. Nasıl ki Nazım mı hala, Nazım Hikmet hala nasıl yaşıyorsa işte Rıfat Hocam da aynıdır. Hiç değişmez. Bunlar bu ülke için canlarını verdiler. Her türlü zorluğun içerisine girdiler. Kitaplardan adı konmamış, yazılardan adı çıkartılmış, sürekli yok sayılmış bir yazar. Direnç anıtı. İnanılmaz bir şairdir. İnanılmaz bir öğretmendir. İnanılmaz bir dosttur. Muhteşem bir öğreticidir. Rıfat Hoca gibi, Aziz Nesin gibi... Böyle dünya misaline katkıda bulunmuş insanları anarken dili geçmiş kullanamıyorum. Oğlumun da 1940 doğumlu oluşu bana 2. Dünya Savaşı'nın ne olduğunu çok yakından anlatmıştır. Ve böylece ben toplumla içli dışlı oldum. Ve en sonunda o oğluma 4 yaşındayken hapishaneye erkekler gününde bana bir şeyler getirme zorunluluğunda kaldı. Erkekler gününde ancak erkekler gelebiliyor. O 4 yaşında ama erkek. Fakat hapishanenin kapısından bunu kimse alıkoyamıyor. Annesinin gelemediği günler bizim delikanlı geliyor. Çekilin diyorlar. Erkek geliyor. Ve geliyor hapishanenin kapısına kadar. Bana getireceğini getiriyor. Hadi oğlum hadi güle güle diyorum. Biz bu yaşı yaşadıktan sonra, bu dönemi yaşadıktan sonra artık güldürmek için güldürmek, eğlendirmek için eğlendirmek ne artık dalgalık olabilirdi, ne de o senin dediğin kelime soydarı olabilirdi. Cide, doğduğum eşsiz benzersiz memleket. Ne iyi 70 danam beni bu cana yakın memlekette doğurmuş. Her şeyimi yitirdiğim günlerde, Cide'nin belleğimin duvarlarına yansıyan görüntüleriyle dirilir, yaşama gücümü tazelerdim. Doğum tarihim nüfus tezkeremde 7 Mayıs 1911 diye gösterilir. Bu kayda göre benim bahar aylarında doğmuş olmam gerekiyor. Oysa annemden duyduğuma göre derin karda dünyaya gelmişim. Derin kar Karadeniz kıyılarına 1910'da yağmış. Duvarları deniz kokan ahşap bir evde dünyaya gelmişim. Annem sağlığı bozuk, zayıf bir kadınmış. Ben onun 7. çocuğu oluyormuşum. Beni emzirecek güçte olmadığından babamın hekim arkadaşının önerisiyle keçi sütüyle büyütülmüşüm. Bundan ötürü annem bana kızınca ne olacak? Keçi sütüyle beslenmiş. Onun için keçi inadı var onda dermiş. Babamın duyunu umumiye memuru olduğunu bilirdim. Ama bir türlü söylemesini beceremezdim. Bu memurluğa halk tuz memuru der geçerdi. Oysa yalnız tuz satmaz pul da satardı. Bana kalırsa çok büyük adamdı babam. Bütün bu kazandığı paraların padişahların dış borçlarına gittiğini öğrenmiştim son yıllarda. Padişahlarının borçlarını bile ödeyen adamdı babam. Kardeşlerimden çok azını görebildim. Büyük ağabeyim İsmail'i Çanakkale'de subayken yaralanıp izinli olarak Cide'ye geldiğinde tanıdım. Parlak düğmeli ceketi hala gözlerimin önünde. Gittikten sonra bir daha göremedim onu. Musul taraflarında savaşta yaralanmış, Süleymaniye'de bir hastanede ölmüş. Kurtuluş Savaşı'nın son yıllarıydı. İstanbul ile pek ilişki kurulamıyordu. Telgrafhane ile ilişkimiz olduğu için gelen gazeteler, dergiler, varsa kitaplar bizim evden geçiyordu. Sadık bir izleyici olarak çok küçük yaşlardan itibaren bunları dinledim.
derken okula başladım. Enişteler, ağabeyler gidince okuma işi bana düştü. Babam işten yorgun dönüyordu. Haydi Rıfat, oku diyor. Okuma biçimimi düzeltiyor, diyaloglar nasıl okunur öğretiyordu. İlkokulun 5. sınıfında babamı termiye vermişlerdi intisar memuru olarak. Şu kıyılardan 10 tonu bulmayan sandalımıza, kilimlere sarılmış yataklarımız yüklenirken kalabalığın arasından aklı karalı tüyleriyle yaşlı kedimi de görmüştüm. Anlamıştı Cide ile birlikte kendisini de bırakıp gideceğimizi. Sandalcılar yelken basarken kıyıda ne varsa hepsi birbirine karışmıştı. 12 yıl geceli gündüzlü arkadaşlık ettiğim kedim Süleyman Efe'yi bırakmıştım kıyıda. İlk, önemli, anlamlı bırakışımdı bu benim. Gerisi gelecekti kuşkusuz. Hep bırakacak, durmadan bırakacaktım geride. Bana yakın ne varsa, canlı, cansız, yararlı, yararsız, kendi gelmiş, emekle kazanılmış ne varsa, isteyerek, istemeyerek boyuna bırakacaktım. En acıklısı, çok sevdiklerimi, yakınlarımı, kardeşlerimi, çocuklarımı, torunlarımı, onların da yakınlarını. 1925'te ortaokulu Kastamonu'da okurken Mustafa Kemal'in emriyle Kuvayi Milliye kalpağını çıkarıp şapkayı geçirdim başıma. Ortaokuldayken liseyi bitirir edebiyat fakültesine giderim diye düşünüyordum. Ben o zaman yazar olmayı da kafama koymuştum. Başka hiçbir meslek aklımdan geçmiyordu. O sırada 1928'de babam ölünce mali durumumuz sarsıldı, muallim mektebine gitmek zorunda kaldım. 1930'da muallim mektebini bitirdim. Bolu Gerede'ye öğretmen olarak atandım. Oradan Akçak Hoca'ya verildim. Bir süre sonra da Gümüşova Bucağı'na baş öğretmen olarak gönderildim. Bolu'daki ilkokul öğretmenliğim 6 yıl sürdü. Bu süre zarfında ilk evliliğimi gerçekleştirdim. 14 ay süren askerliğimi de yine bu dönemlerde yaptım. 1934 yılında soyadı kanunu çıktı. Öğretmenliğimi, sanatımı, edebiyatımı Kastamonu'da kazandım. Orada seçtim. Öyleyse Kastamonu'yu simgeleyen bir soyadı bulmak zorundaydım. Böyle olunca da Ilgaz'ı kendime soyadı olarak seçtim. ...1936'da Gazi Eğitim Enstitüsü sınavına girdim ve yeniden okumaya başladım. Artık bütün dergilerle yakından ilişkim vardı. Varlık'ta, Çığır'da şiirlerim çıkıyordu. Enstitüyü 1938'de bitirdim. İleride ikinci evliliğimi gerçekleştireceğim Rikkat Hanım'la Atapazarı'na atandım. Fakat derse giremedim. Çünkü enstitünün son yıllarında yakalandığım verem hastalığı ilerlemişti. Şimdi o kuşak ikinci Dünya Savaşı kuşağında verem biraz yaygın bir hastalık. Öğretmen okullarında da, parasız yatılılarda da. Yatılı okulların olduğu gibi kenar mahallelerin de hastalığıdır bu. Ve verem 3 devrede kendini şey yapar. 3. devre mutlaka ölümdür. Verem olan bir insana ölecek diye bakarlar. Rıfat Ilgaz 3 evresinde yaşadı. Biz onu pek yaşamadık. Bizden evvelki devletçi dönemde kamplara gönderilir ya da dolaştırılır, hava almasına çalışılırdı. Verem neredeyse milli hastalıktı. Adapazarı'ndaki öğretmenliğime başlayamadan İstanbul'daki Yakacık Sanatoryumuna yattım. Tedavimin sürmesi amacıyla İstanbul'a naklimi istedim. Kabul edilerek 1939 Ekim'inde Karagümrük Ortaokulu'nda göreve başladım. Hitler'in askerleri Polonya'ya saldırdığı sabah Rikkat de Eskişehir'e atanmıştı. İkinci Dünya Savaşı ilkin bizi birbirimizden ayırmış, sonra geçim zorluğu içine itmişti. Kırk kuşağından diyorlar bizlere, toplumcu gerçekçi diyorlar ayrıca da. Toplumcu gerçekçi kırk kuşağı şairi diyorlar. Biz faşizmin en azılı olduğu yıllarda şiire başlıyorum. Daha doğrusu başladığım şiiri buraya kadardır diyorum ve kesiyorum. Bu şiir diyorum aylakları eğlendiriyor, onların hoşuna gidiyor.
Bir de toplumla ilgili sorunlarımız vardır. Bunları bir yana bırakırsam ben önce şair olamam, yazar olamam, aydın kişi olamam. İkinci Dünya Savaşı'ndan kaynaklı gittikçe borçlarım artıyordu. Üstüme başıma bir şey alamaz olmuştum. 1940'larda doğan oğlumla birlikte diri bir şiir anlayışım da doğmuştu. Artık kimin için, ne için şiir yazdığımı biliyordum. Toplumcu gerçekçi reflekslerle yazdığım şiirlerimden oluşan ilk kitabım Yarenlik yayınlandı. Bugün Karagümrük Nişanca'da Fatih Ahmet Rasim Lisesi olarak bilinen lise bir zamanlar Karagümrük Ortaokulu'ydu. Ben de Karagümrüklüyüm. Karagümrük'te doğdum, Karagümrük'te büyüdüm. İlk öğrenimimi Karagümrük'te yaptım, onun için biliyorum. O ortaokulda Rıfat Ilgaz edebiyat öğretmeniydi. Eski deyimle Türkçe öğretmeniydi. Ve orada Karagümrük'ün yoksul çocuklarının okuduğu bir okuldu o ortaokul. Onun için şimdi sınıf kitabının başında yer alan Çocuklarım şiirini bence Rıfat Ilgaz bir öğretmen olarak o Karagümrüklü çocuklara, o yoksul çocuklara yazdı. Yoklama defterinden öğrenmedim sizi, benim haylaz çocuklarım. Sınıfın en devamsızını bir sinema dönüşü tanıdım. Koltuğunda satılmamış gazeteler. Dumanlı bir salonda kendime göre karşılarken akşamı nane şekeri uzattı en tembeliniz. Götürmek istedi küfesinde elimdeki ıspanak demetini en dalgını sınıfın. İsterken adam olmanızı çoğunuz semtine uğramaz oldu okulun palto ayakkabı yüzünden. Rıfat Ilgaz'ın sözünü geçen kitabın adı Sınıf. Sınıf 1944 yılının o Şubat ayında yayınlanıyor. 25 yıl satışta kalıyor. Ondan sonra sıkı yönetim hemen alıyor kitabı ve alıyor. Rıfat Ilgaz o sırada Nişantaşı ortaokulunda öğretmen. Şimdi bakın o çok garip bir şey. Ben 1940'larda şimdi yerinde yerler esen Rumeli Caddesi'nde ahşap bir konak vardı. O konakta Nişantaşı Erkek Ortaokulu vardı. Ben oraya başlamıştım. Sonra öğreniyorum ki Rıfat Ilgaz da orada Türkçe öğretmeni. O okul o sıralarda edebiyat öğretmenimiz bir şiir okudu sınıfta. Sanıyorum ki Rıfat Ilgaz'ın şiiriydi o. Ya Sınıf ya Duvar. İkisinden biri. Sınıf galiba. Kitabı da çıktı. Onu okudu. Sonra öğretmen olan kızcağızı görevden aldılar. Yıllar sonra alındı ki o şiir bize okudu diye. Sınıflarda okudu diye almışlar. Yusuf Kurçenli. Bana bir senaryo verdi. Karartma gecelerini verdi. Karartma gecelerini okudum. Muhteşem bir hikaye ve o dönemin askeri darbenin hemen sonlarına doğru yaklaşıyor ama hala Türkiye çok karışık ve kaos içerisinde. Ama ben o dönemde de diğer başka politik filmler de çekmiştim. Madeni birçok filmler içinde var. Peki dedim. Ve orada o gece Ataköy'de Rıfat abinin evine geldik. Bütün bir gecemiz orada geçti, yemek yedik ve kitabın dışında ve senaryonun dışında Rıfat abi bana kendi hayatını da anlatmaya başladı. Ama böyle gözünün içine bakıyor, ben bu şeyde ne yapacağım, Rıfat Ilgaz'ı oynayacağım neticede. Dedim ki, ben Rıfat hocam dedim, maalesef dedim, ben seni oynamayacağım ama bu filmde dedim. Burada sensin ama o sen değilsin dedim. Ne diyorsun dedi. Çünkü o'daki
kişi Türkiye'nin genelidir dedim. Ben sana benzemiyorum fizik olarak dedim. Yani birebir bir işin değil bu dedim. Ben öyle bakıyorum meseleye dedim. Çok sevindim. Kalktı öptü beni. 9 Mart'ta beni Emniyet Müdürlüğü'ne götürmek için gelen polisleri eve dönerken kapının önünde görerek uzaklaştım. Ciğerlerim su toplamıştı, hastaydım. 2,5 ay kaçak yaşadım. Mayıs'ta İsmet İnönü'nün ırkçı Turancılara çatan konuşmasını duyunca biraz ferahladım. Mayıs'ın 24'ünde gidip 1. şubeye teslim oldum. 13 gün Sansaryanan'da kaldım. Tabutluklar doluydu. Kırklı yıllarda da Türk dünyada savaş vardı. İkinci Dünya Savaşı. O savaş yıllarında da Türkiye'de sıkı yönetim uygulamaları vardı. O uygulamalar da çok ağırdı. O uygulamalar içinde Türk şiiri de başka bir kanalda akarken o çıktı sınıfın şiirini yazdı. Sınıfın şiirini yazmak korkunç bir olaydı. Sınıf demek o zaman tehlikeliydi. Neymiş efendim? İşçi sınıfını çağrıştırırmış. O yüzden yaptığı iş bir ilki başlatmış oluyordu. Yani bir yol açıcıydı. O koşullarda söyleyebileceği en net sözleri o kavram içinde söyleyebileceğini de bilen bir şairdir. Sınıf adlı şiir kitabına baktığımız zaman orada genel olarak bir yoksullar toplamı vardır. Yani net olarak proletarya değildir. Ama Türkiye'nin sosyal yapısı itibariyle böyle keskin çizgilerle ortaya çıkmış bir proletaryadan çok bir yoksullar toplamından söz etmek mümkündür. İşte kitabın içerisinde hepsini okumuyorum. Yoksul köylülerden, köylerden kentlere düşmüş işsiz insanlardan, savaş yıllarında kara borsadan perişan olan insanlardan, ekmek parası, kömür parası bulamayan insanlardan söz açtı diye Rıfat Ilgaz bir sınıfın öbürü üzerine tahakkümünü tesis etmekten, içtimai nizamı devirmekten mahkum oluyor. İstanbul Birnoğlu Örfü İdare Mahkemesi'nde yapılan yargılama 10 Ağustos 1944'te 6 aya hüküm giymemle sonuçlandı. Oysa bilirkişi raporunda kitabımda suç bulunmadığı belirtilmişti. Tüberküloz yani verem hastanesine gittiğimizde babam tutuklu bir mahkum olarak oraya kanama geçirdiği için gönderilmiş ve o yılların klasik hastane karyolaları beyaz böyle boru yaylı yataklardı demirden yani. Babamı bir koğuş gibi yere birkaç hastanın yattığı yere götürdükleri zaman odasına girdim ve baktım ki her hasta gibi o da beyaz bir çarşafın altında yatıyor örtünün. Ama onun diğerlerinden farkı yattığı yatağın demirine kelepçeli bağlıydı. 6 ay sonra Kasım'ın 24'ünde cezamı bitirip çıktığımda ne öğretmenliğim kalmıştı ne de sağlığım. Felsefedeki öğrenciliğim de sona ermişti. Zor günler geçirdim. Marco Paşa gündelik siyaseti
mizahla eleştiren, ona baş kaldıran bir yayın organı. Marco Paşa ilginç bir şey tabii. Bir defa mücadeleci bir dergi, iktidarla şeyi olan, hesaplaşması olan bir dergi. Rıfat da çok güzeldi yani. Rıfat, nedir bu Aziz'in yaptığı yani? Ben de varım hepsinde diye. Doğru, Rıfat da var. Marco Paşa'nın çıkacağı günlerde, aylara yakın babamın öğretmenliğe alınması gerçekleşti. Ve kendisini Boğaziçi'ye, Yozgat'a gönderdiler. Ve bu yüzden babam Marco Paşa'nın ilk 4-2 ayın yani 8 sayısında resmi olarak işin başında bulunmadı. Ama o sıradaki öğretmenliği sırasında derhal rapor alıp, ki hastalığı sürüyordu, 2 ay içinde İstanbul'a, Provantoryum'a geldi, yattı. Sanatoryum'a. Oradan yazılarını göndermeye başladı. Bu da 27 Ocağı rastlar ilk sayı. Rıfat Ilgaz, Aziz Nesin ve Sabahattin Ali, bu üçlü o dönemde gerek kendi eserleriyle, gerekse birlikte çıkarttıkları Marco Paşa adlı gazeteyle muhalefetin tümünün, toplumsal muhalefetin tümünün sözcüsü olmayı başarmışlardır. Çeşitli zamanlarda, uzun bir zamanda Rıfat Ilgaz sahibi ve Yazı İşleri Müdürlüğü'nü yapmıştır. Bunu niye bastırarak söylüyorum? Çünkü bir gazetenin sahibi ve Yazı İşleri Müdürü olmak, orada çıkan her türlü imzasız yazılara da sahip çıkmak ve onun bir nevi suçunu yüklenmektir. Marco Paşacılar, sadece Marco Paşa yüzünden ve bunun yanında o sırada yazdıkları bir iki kitap, bir broşür yüzünden toplam 7 yılı aşkın ceza alıyorlar. Bunun 5 yıl, 5 ay 25 günü Rıfat Ilgaz'ındır. Sürekli girmiş çıkmıştır 15-16 kere içeriye. Hatta Hoca Hicivli şunu anlatırdı. Çıkarken yatağın yanındaki arkadaşına diyor ki sen şunu da al altına. Çoğa varmaz, birimiz yine geliriz. Sırtımız tahtaya gelmez. Onlar o kadar umutlu ve o kadar inançlılar ki onun verdiği enerjiyle hapisleri, sürgünleri, ayrılıkları, her türlü baskıyı göze alarak bir mizah yapmayı sürdürmüşlerdir. Marco Paşa o dönemin tek parti dönemi, yani o ceberut dönemi, böyle özgürlük dönemi değil. O dönemin en kahraman diyelim, en cesur, en yürekli yayın organı. Marco Paşa böyle kapatılırdı. Biz öğrenciydik sırada. İşte Marco Paşa kapatır, Malum Paşa. O da kapatır, Merhum Paşa. Hep bu isimle çıkardı. Ne zaman çıkacağı belli değil. Okur bunu bilmiyor. Gazetenin mizahı içeriğine uygun olarak da başına yazıyorlar. Artık işte her hafta çıkar diyemiyorlar. Çıkmıyor çünkü. Ne zaman çıkacağı belli değil. Toplanmadığı zamanlarda çıkar. Efendim toplanmadığı için pazartesi günleri çıkar. Oysa cumadan çıkarıyorlar. Gibi başlıklar atıyorlar. Onu da bize olarak kullanıyorlar. Yalnız yine orada hayli inceledik. 16 sayısı toplatılıyor. 8 kadar sayısı mahkemeye veriliyor. Bu toplatmalar valilik, emniyet müdürlüğü, savcılık, mahkeme kararı ve 6 sayısı bakanlar kurulu kararıyla toplatılıyor. Başka çözüm bulamadık. Bundan sonra özel meyve ve sebze sayılarını çıkaracağız. Ve ilk sayımızın adı da özel hıyar sayısı olacaktır diyorlar. Ama ondan sonra da espriyi patlatıyorlar. Bugüne kadar diyorlar gazetemizi, İçişleri, Dışişleri ve Milli Savunma Bakanlığı toplattı. Bakalım bu sefer Tarım Bakanlığı toplatacak mı? O gazete Türkiye'de görülmedik bir ilgi uyandırdı. Benim bir köylüm vardı, askerliğini Mimar Mustafa derlerdi. Askerliğini Aziz Nesin'le yapmış.
cebine sokardı şeyi, Marco Paşa'yı, köy kahvesine gelirdi. Herkes onu dinlerdi. Marco Paşa o kadar somut şey yapardı ki, eleştiri yapardı ki herkes anlayabilirdi. Dili, içeriği, bakış açısı çok sağlamdı. O günlerden çok satan Cumhuriyet'miş. 20 bin civarında satıyormuş. İşte o Cumhuriyet 20'ni satarken Marco Paşa'lar 60 bini geçiyor. 1946 yılında bu dergiyi çıkaran Sabahattin Ali'nin ve arkadaşlarının 48 yılında üzüntüye boğan bir olay oldu. Ve Sabahattin Ali maalesef faili meçhul bir cinayete kurban gitti, öldü. Eşim Rikkat Hanım'dan 1949'da ayrıldım. Benim yüzümden işinden olmaması ve çocuklarımızın bundan zarar görmemesi için anlaşarak ayrıldık. Öğretmenlikten çıkarılmıştım. İkide bir kavuşturmaya uğruyordum. Adım komüniste çıkmıştı, izleniyordum. Yarım yurdum, ne olacağım belli değildi. Üstelik verem gibi bulaşıcı bir hastalığım vardı. Bütün bunların eşime de zarar verebileceğini, bir gün onun da işinden atılabileceğini düşünüyor, çocuklarım için de kaygılanıyordum. Ayrılmamız da bundan oldu. Milli Şef döneminin yıkılmasıyla iktidara gelen Menderes, okuduğu hükümet programında kısaca dışarıdan beslenen mizah dergileriyle de uğraşacağız diyordu. Bu söz söylendiği gün Aziz Nesin Medet'i yayınlıyor, ben de Hür Marco Paşa'yı çıkarıyorum. Dergiye o günlerde çektiğim manşet şuydu: giden paşam ama gelen ağam değil. İşte tek partili zamandan çok partili zamanı geçme çabaları Türkiye'de yeni bir komünizm korkusu yaratıldı. İşte komünizmle mücadele dernekleri kuruldu ve yazı yazan ve solcu diye haftalanan, adlandırılan yazarlara yazı yazmama, yazdırmama başladı. Bu nedenle babam artık Bağbali'de bir emek işçisine dönüştü. Düzelti hapishaneden çıkan aydınlar için bir kurtuluş yoluydu. Bir defa çok fazla para almazsınız. Gazetelerde sabaha kadar çalışılırdı genelde. Okur yazarlığının ve kültürünün önemine de bakıldığı için hem fazla para verilmeyecek hem köle gibi çalıştırılacak adamdı. Rıfat Ayrıca dizici. Daktilo makinesi gibi bir makinede yazıyorsunuz. Bu yazdığınız olaydan kurşun satırlar çıkıyor. Bu satırlar yan yana gelerek sayfa yapılıyor. Bunun üstüne bir kağıt konup silindir geçiyor. Siz tasfiyeyi buradan yapıyorsunuz. Fakat yaptığınız tasfiyede, yani bugünkü gibi bir harfi düzeltmek değil, eğer bir harfte yanlış varsa bütün o satır yeniden dizilmek zorunda. Rıfat'ın dizgiciliği de var. Fakat bu dizgiciliği içinde, mutlaka bunu da bir yerlerde söylemiştir, kendi adının çizildiği bir yazıyı da rahatça görebilir. Zaten sanatçının yok sayılması ya da eleştirilmesi ya da sürgüne gönderilmesi, yargılanması hep şundandır. Günün siyasal kadrosu o dönemi kısa devreli olarak gününü görür ve gününü değerlendirir ve gününe dair bir dünya görüşü vardır. Oysa sanatçının dünya görüşü bunu aşan ve biraz da ideolojiyle birleşen, dünya görüşüyle birleşendir. Çünkü birçok siyasetçinin dünya görüşü yoktur. Gerçek kimliğimizle bizleri yakından tanıyan genç kuşaktan bir aydın kişi vardı: İlhan Selçuk. Kapandı yüzümüze dergi kapakları, bir varmış bir yokmuş olduk sağlığımızda diye dizeler döktürdüğüm günlerde derginin kapağını da kapısını da açıp iş vermiş, adımla sanımla beni sigortalı bile yapmıştı.
O sırada Dolmuş'un çıkması bir değişiklik oldu babam için de. Çünkü arada boşluklar oldu, işsiz kalmıştı. İyi bir işti babam için. Zeka ve ince mizah bir araya geldiği zaman muhalefet son derece güçlenir. Bu keskin bir kılıçtır. Daha sonra işte Dolmuş dergisinde daha da genişleyerek etkisini sürdüren bir kadro hareketi görürüz. Bir kere Havvam sınıfı %90'ı Kastamonu Lisesi'nin orta kısmında ve öğretmen okulunda başından geçen %10 da Aydın Ilgaz'ın, Aydın abinin Kabataş'taki anılarının oturtulmasıyla oluşan bir yapıttı. Rıfat Ilgaz, Hababam sınıfında bir okul yapısı ya da bir sınıf yapısı içinde bir ülke panoraması çizer. Yani orası bir Türkiye'dir. Hababam sınıfı da bence Türk eleştirmenlerince yeterince değerlendirilmemiştir. Hababam sınıfı bir yerde öbür yazınlarda olsaydı Don Kişot gibi değerlendirilebilecek değişik çapta bir yapıttı. Çünkü bir eğitim dizgesi ancak bu kadar somut biçimde eleştirilebilir. Tipler ancak bu kadar canlı olabilir. Ve bu güldürerek insanları bu kadar güzel eğitebilirdi. Bence Hababam sınıfı tüm toplum için korkunç bir eleştiri. Aynı zamanda yapıcı bir eleştiri. O zaman Cağaloğlu'nun büyük yayın evleri maalesef isminden dolayı Hababam sınıfı kitabını bile basmaya korktular. O sırada At Kitap Evi isminde bir kitap evi daha ağırlıklı Karınca Duası falan basarak yayıncılığını sürdürürken bu kitabı basmak istediğini babama ilettiğinde bir anlaşma yaptılar. 60'lı yıllarında İhsan Manavoğlu'na anlaşmış, telif hakkı olarak. İhsan Manavoğlu, depomda daha satılmadı kitap var, o yüzden ben size veremem. Anlaşmayı iptal etmiyor adam, telif hakkı için anlaşmayı iptal etmiyor. İptal etmediği için de başka bir yerde bastırsan suç işlemiş oluyorsun tabii ki burada. En sonunda dedi ki, o zaman elinde kalan kitapları da verirsen. Biz ödeyelim parasını, anlaşmayı öyle anlaşmayı iptal et dedik. Bugün Türk tiyatrosuna bazı önemli kişileri de kazandırdılar bu sırada. İşte Metin Akpınar, Zeki Alasya, tanıyorum Ahmet Gülhan. Uğur Özgür'e rahmet oynuyordu orada. Kuyruğa baktığımız zaman o kadar uzardı ki hem de üçlü dörtlü gruplar halinde insanlar sıralanır. O kuyruk A Camii ki neredeyse Taksim'e yakın, biraz daha ileri kadar. Yani bizim noktamız, başarı noktamız Hacı Bekir dükkanına kadardı. Oğuz Aral'la ortak bir tiyatro kurdum, İstanbul Tiyatrosu Altı Oyunlar diye. Rıfat Hoca'ya gittik. Hababam sınıfının kalan hikayelerinden yapar mıyız diye oturduk. Rıfat Hoca, Oğuz, ben birlikte Hababam sınıfı sınıfta kaldığı çıkardık. Buradaki ilginç şey bu tiyatro başarısı maalesef unutulmuş olup 73 veya 74 yıllarında tekrardan bunun sinemaya dönüştürülmesi söz konusu oldu. Şimdi o dönemlerde ben Arzu Film'e bağlıyım. Arzu Film'de de birçok işler çekiyoruz. Bir gün Ertem abiye dedim ki, Ertem abi ya, şu Hababam filmi kitabını dedim çeksek. O dedi sansürden çıkmaz dedi. Daha önce dedi çok kişi başvurdu, sansür reddetti dedi. Dedim ki vallahi sen Ertem Eğilmez'sin ve Arzu Film'sin dedim yani. Bu sansür atlarsan sen dedim. Sansür olmazsa dedim mahkeme kararıyla bir şey çıkar dedim yani. Yok yok dedi, o çok zor dedi. Demek ki kafasına yattı ki aradan böyle bir uzun bir süre geçti. 6-7 ay, 8 ay. Biliyor musun ne oldu dedi. Babam dedi sansürden çıkartacağız dedi. Ne diyorsun dedi. Evet dedi ve ondan sonra girdi çalışmaya. Yatılıların çoğu Anadolu'dan gelmedir hocam. Ana babaları atıp başımıza gidiyorlar. Okul taksitlerini yollarlar, o kadar. Bu üstümüzdeki hangi sınıf müdür bey? Hababam sınıfı. Hasta ha? Sizler de mi hastasınız? Hocanızla konuşmuyorsunuz demek. Ne yaptım size çocuklar?
okuldan kaçtınız hem de alay edercesine. Aferin mi diyecektim? Hayrola çocuklar? Efendim, yıl sonu müsameresine hazırlanıyoruz. O elinizdeki sigaralar ne oluyor? Hocam, hani tarihte bir padişah var, sigarayı yasaklamış ya, işte onu temsil ediyoruz. Anlaşıldı. Padişah sen misin? Evet, dördüncü Kel Mahmud'um ben. Hala oynadığı zaman karşılığını bulur seyirci tarafından ve hala çok değerlidir. Bunun içinde yatan Rıfat abimin beyni, yapının doğruluğu, eleştirel bakışı, toplumu çok iyi anlaması, eğitimden yola çıkarak tüm insanların yapısını koyması, her şeyle dört dörtlük. Roman daha farklı yani. Romanda daha yoksul çocukları, alt sınıftan çocuklar, sınıfın çocukları ya da E.P. Thompson'ın deyimiyle sınıfın gizli yaralarını taşıyan çocukların bir şeyini görürüz. Yani Hababam'ı Türkiye şiirinin en güzel örneklerinden, sınıf şiirinden ayrı düşünemeyiz yani. Rıfat Ilgaz'da da o toplumsal eleştiri, Hababam sınıfı kitabında o toplumsal eleştiri var. Ama şeyde tamamen güldürü yönü ortaya konuyor filmlerde ve dizilerde. Suyu çıkartıldı filmlerde gerçi ama işin özünde çok derin sınıf çatışmalarının sergilendiği bir eserler toplamıdır. Babam hiçbir filmi izlememiştir. O günün ekonomik koşulları yazarı doyuracak bir düzeye getiremedi. Yani Hababam sınıfı gibi bir oyunun Rıfat Ilgaz'ı zenginler arasına sokması gerekirdi. Hayır. Hababam sınıfı bence bu ülkenin klasiklerinden biridir. Dönüp dönüp tekrar okunacak, tekrar seyredecek bir eserdir. Her mizahçıya Tanrı böyle bir şey yazma şeyi versin derim. Kıskanılacak da bir durumdur öte yandan. 1971 Mayıs'ında toplumcu arkadaşlarla Gelecek adında bir dergi çıkartmıştık. İçinde benim de şiirlerim yayınlanan dergi 6 sayı çıkabildi. Ekim sayısından sonra sıkı yönetimce kapatıldı. Yakınlaşma Rıfat abiyle 1971 yılında çıkardığımız Gelecek dergisinde başladı. Dergiye ben yazı işleri müdürüydüm, derginin yazı işleri müdürüydüm. O dönemde Rıfat abiyle tabii yakın ilişkilerimiz oldu. Rıfat abi sanıyorum o dönemde Rıfat abi, Akadir, ondan sonra bir arkadaş daha vardı ama şu anda ismini kim hatırlayamayacağım. Yazı kurulundaydı. Orada işte kim olursan ol, yani dergideki sıfatın ne olursa olsun yazıları o kurula verirdik. O kurul inceler. Ondan sonra yani yazı işleri müdürü de olsan bu şey kural değişmezdi. O kurul incelerdi şeyi, şiiri verilen ürünü. Ondan sonra basılmasına ya da basılmamasına karar verirlerdi. Rıfat Ilgaz'la Rıfat Hoca'yla 1972'de Ankara'da tanıştık. O yıllarda işte 12 Mart darbesi olmuş, biz TRT'den atılmışız. Ankara'nın basın kuruluşları toplandı, meşhur Rüzgarlı Sokak'ta. Orada bir Yeni Gün adlı bir gazete çıkmaya başladı. Bunu köy enstitülü bir emekli öğretmen Kemal Çukurkavak çıkartıyor. Hatta bir danışman olarak her gün gazetelerde işte ara sıra sohbet ederim falan. Rıfat Ilgaz büyük bir isim. Sizi işte gençlere şans verdi deyip sizi yüreklendiriyorsa ve bunu gazete yönetimine söylüyorsa bu sizde böyle müthiş bir moral motivasyon yapıyor. Kendinizi siz yazar zannetmeye, yazar görmeye başlıyorsunuz. 1974'te Yeni Gün gazetesinden emekli oldum. 1975'te İstanbul'dan ayrılıp Cide'ye gittim. Köşe yazarlığına biraz ara vermek, yaşamımı bölümlere ayırarak romanlaştırmak istiyordum. Bunun için de en uygun yer Cide'ydi. Orası doğduğum ve sevdiğim yerdi. Anılarımı orada da daha kolay tazeleyebilirdim. Hocaya gelince, hocanın 80 sonrası öyle şey yapıyorum.
Çile'den ayrılması bizim için çok çok farklı oldu. Yani Cide'yi ülkeye tanıtan bir insan aramızdan ayrıldı. Biz onun eksikliğini uzun yıllar hissettik. Hala da hissediyoruz. Cide'li, Cide'liyim demeyi onun sayesinde öğrendim. Rıfat Ilgaz, geldikten sonra biz Cide'li olduğumuzun farkına vardık. Biz Cide'liyim diyemiyorduk. Belki sıkılıyorduk, utanıyorduk. Ne bileyim, çeşitli nedenlerle kimliğimizi gizler olmuştuk. Burada turizm olacak. Cide turizmden yararlanacak ama aman dediler, Rıfat Ilgaz ihtiyarlamış, bunlar şey yapmaz, hayal söylüyor, hayal söylüyor ama şey yaptı, hayal değilmiş. Şimdi her kaybettiğimiz insan gibi Rıfat Hoca da öldükten sonra anlaşılabilir bir insan oldu. Bunu üzülerek belirtmeliyim. Cide Rıfat Ilgaz'ı yaşarken anlayamadı. Cide de Rıfat Ilgaz'ı anlayabilen inanın yine öğrenci. İnanmazsınız Gülç ama 160-150 tane doğaçlama tiyatro yapmış oradaki gençlerle. Yani biri gidip şu şikayetinden, sıkıntısından söz edince tamam bunu sahnede yapalım deyip hemen bir tiyatro oluşturuyor. Evine gidip gelmeye başladık. Yani evinde işte şöyle söyleyeyim. Yani çok eşya falan öyle bir şey yoktu zaten. Kapının arkasında üst üste konmuş değişik gazeteler. İlk girdiğimizde müthiş bir güler yüzle karşılama. Ama şöyle yapardı, bu çok hoşlandığım bir şey. Ne kadar buradasınız? Diyoruz ki mesela biz bir saat vaktimiz var. Tamam. Bunun 10 dakikasını şuna ayıralım. 20 dakikasını buna ayıralım. Şu kadarını da şuna ayıralım. Bunlardan söz edelim deyip ve o plana mutlaka uyardı. Vallahi Cide'linin bilhassa Cide'li kadınların, genç kızların ezildiğini, ezilmişliğini en iyi hisseden, anlayan bir insandı. Hatta bunun bir şiiri vardı işte, kitabı da, romanı da var o isimde, Sarı Yazman diye. Onu okuyanlar hani Cide ile ilgili Cide'ye ne katkı yaptığını daha iyi anlarlar. Sarı Yazman Cide'de çok şey anlatır. Oyundur, manilerdir, halk oyunudur, türküdür, şiirdir, romandır, Sarı Yazman, başörtüsüdür. Her şeydir yani, Sarı Yazman birçok şey anlatır. Sarı Yazman romanının arkasına şunu koymuştur. Dik durmasını bilen Cide'li kadınlara anlatıyorum. Onlardan söz ediyorum. Onlara atfediyorum bu romanımı. Şöyle bir bölüm vardır. Beni çok dikkatimi çekmiştir. Çocukluğumda neden ben sosyalist oldum diye başlar. Ne zaman ki bir kadın sırtındaki yük kadar odunun eşek yükünden daha çok para attığını gördüğüm zaman, o zaman kadına yapılan eziyeti, haksızlığı gördüm. Yani sarı olmasına rağmen niye buna daha önce sarı denmiyordu orayı da bilmiyorum. Ama işte bu Rıfat Ilgaz'dan sonra Sarı Yazma. Saç tekniği yaparken, abarken teknenin sahibi dedi ki Rıfat hocamıza, hocam dedi ya bu Cideliler dedi çok dedi tembel dedi. Ben dedi kahvelerde görüyorum dedi. Herkes oturuyor dedi. Bana bak dedi ona. Cideli dedi çalışkandır dedi. Cidelinin bir ucu Almanya'da, bir ucu Amerika'da, bir ucu İstanbul'da dedi. Senin gördüğün bu Cideliler dedi, bunlar Cidelilerin ıskartası dedi. Yani her malzeme dedi bu kadar ıskarta verir dedi. Cide 17 yılda çok şey değişti Cide konusunda. Örneğin bir 80 sonrası Cide'yi düşündüm, bir 80 öncesi Cide'yi düşündüm. 80 itilali Cide gibi ilçelere yapılmış gibi geliyor bize hali. Cide'deki toplumsal hareketlenmenin öncüsü oldu Rıfat Ilgaz. 70'li yılların ikinci yarısında Cide bir ivme kazandı. Bir hareketlenme oldu burada her alanda. Sivil toplum örgütlerinin yoğunlaşması, bir araya gelmeleri, işte dernekler, kooperatifler, siyasi partiler, okulların sanat olaylarına katılmaları,
tiyatro oyunlarının oynanması, yazılması, dışarıdan getirilmesi, şiir yarışmaları, resim yarışmaları, müzikle ilgili senaryolar, dizi geleneklerinin tanıtılması, aklınıza gelebilecek her türlü sanat olayı burada yaşandı. 80 öncesinde Cide'de gerçekten aydınlık bir tablo var. Cide'de 3 tane, 2 tane, 5 tane neyse sinema var. Her ay bir tiyatro konuyor. Düşünebiliyor musunuz? Türkiye'nin kaç tane ilçesinde her ay tiyatro oynanabilir? Veya o kadar sayıda sinema var. Ama 80 sonrası Cide aydınlarına, Cide gibi ülkenin aydınlarına zaten belli bir baskılar oluştu. İş sınıfla başladı Rıfat İlgaz. Marco Paşa'daki ve diğer dergilerdeki yargılanan yazılarıyla başladı. Ve yaşamın sonuna kadar sürdü. Çünkü Rıfat Ilgaz 12 Eylül'ü de gördü. Ve kendi memleketinde Cide'de bir Toros canavarı gibi tutuklandı 12 Eylül faşizmi tarafından. Hatta Rıfat Ilgaz 12 Eylül'de bile elleri bağlanıp, gözleri bağlanıp götürülürken Cide'li büyük komünist yakalandı diye birileri bağırmıştır yani. Ama bugün gerçekten onun karşısında olduğuna inandığım, özellikle tabii ki sağ sol diye ayırırsak o döneme ilişkin Rıfat Ilgaz solda almış bir yer var. Onun karşısında onunla mücadele eden sağda yer almış insanlar onun şiirlerini okuyorlar bugün. Cide'de başına gelenler beni son derece utandırmıştır. Eline kelepçe takılarak böyle herkesin içinde teşhir edilmesi olayı. Şimdi Rıfat Ilgaz hırsız değildi. Bilmem soyguncu değildi, dolandırıcı değildi. Hatta ve hatta Türkiye'nin en namuslu aydınlarından biriydi. Siz buna kelepçe takarak halkın içinde dolaştırmakla ne anlatmak istiyorsunuz? İşte sizin rezaletiniz, yani 12 Eylül rezaleti bugün anılıyor ama herkes Rıfat Ilgaz'ın namusu önünde saygıyla eğiliyor. Aradaki fark bu. En son beni aldıklarında işte ne işim vardı o papazın yanında? Soru bu. Bunlar başka bir odada, ara sıra kapı açıldığında görüyorum, içeride gözü bağlı onların. Onlar ağır suçlu, biz hafif suçluyuz. En sonunda da işte 82 Eylül'ünde beraber Kastamonu'da bizi gözaltına aldılar. Orada, siz de alındınız. Orada biz ufak bir görüşmedik, yani görüşemedik daha doğrusu. Yani bir iki saniye, üç saniye falan bir gözlerimiz kapalıyken bir şeyimiz oldu. Bir görüşmemiz oldu. Osman sen de geldin mi dedi. Geldim hocam dedim. Zaten tahmin etmiştim. Diş doktoru diyorlardı. Dişlerini sökeceğiz dedi. Senin hocan tahmin etmiştim dedi. Hocam dedim iyi biz dayanıyoruz ama zorumuz da gençtik tabii. 80'li yıllarda 28-29 yaşındaydık. Hocam biz dayanıyoruz ama dedim senin işin biraz daha zor dedim. Çünkü çok korkunç bir işkence vardı. Hani akşam üzeri otobüse bindim, bastım gittim İstanbul'a. Oğlunu o zaman Türk Hava Yolları'na çalışıyordu. Telefonu da bilmiyorum. Rehberden doğru bakarak işte ulaşabildim. Beşiktaş'ta buluştuk. Anlattım. Sonra oğlu gitti buldu. Ballı'da sanatörü. Merdivenlerden 5 kat çıktıktan sonra hastanenin en köşesindeki bir odaya girmek üzereyken kapıda iki tane üniformalı elinde işte Kırıkkale mi G3 mü tabancası tüfeği olan ve kapalı mekanda yapmaması gerektiğini başçavuş tarafından uyarıldı. Çünkü komutanı görünce doldu boşalt yaptı. Yani mermi olduğunu belli ettiler. İçeri girdiğimde baktığımda başının iki yatağının başının iki tarafında iki asker daha vardı. Şimdi kanama geçirdiği ve yaşlı ve ciğerleri sakat olduğu için 70 küsur yaşındaki bir adamı koydukları hapishane gibi odaya iki başında iki kapıda asker bence Rıfat Ilgaz'ın gene Heybeliada hastanesindeki ayağından zincirli bağlı olmasından daha çok etkiliydi. Rıfat abiyi özellikle düşündükçe
sonradan Aziz Nesin'i de düşündükçe bir şeyi fark ediyorum. Mizahçılar eğer bir kaza falan olmazsa çok uzun yaşıyorlar. Yani o intikamı alıyorlar. Dönemden o intikamı alıyorlar. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin memleketinin 80 yaşında size büyük bir hukuk diliyoruz. Bir sokağa adı verilmişti. Rıfat Ilgaz Sokağı diye. Rıfat abi çok yürüyemiyordu. Bir sandalye bulundu. Sandalyeye oturtuldu. İşte gençler sandalyeyi tutuyorlar. Sandalyeye götürüp oraya oturtuyoruz. Tam kapının önünde de fotoğraflar çekildi. Yani bir kapı gibi sokak, kapı gibi bir yer, işte sokak tabelası. Ondan sonra işte orada Asım abiyle beraber, hep beraber geçtik, birer kare fotoğraf çekildik. Çiviler çakıldı, tabela asıldı ve babamın bir sandalyeyle sokak tabelasının altına oturttular. Sonra da sokağın ucuna doğru şöyle bir baktı. Ya dedi, bayağı güzel şeymiş mülk sahibi olmak dedi. Ölümünden 15-16 gün önce Bartın'a gelmişti. Hatta 38 veya 38,5 ateşi vardı Bartın'a geldiğinde. Oğlu da vardı. Mehmet Saydur vardı. Benim yöneteceğimi biliyor. Saydur, git evine topunu tüfeğini al, neyin varsa. Kendisiyle ilgili. Biz söz verdiysek halkımıza salona çıkarız. Ben özür dilerim, rahatsızım diyemem. Burjuva yazarları gibi. Ben halkımın yazarıyım. Ama sen konuşursun, ben otururum. Dedi. Salona bir gittik, 800 kişilik bir spor salon. Silme dolu, çoluk, çocuk hepsi var. Başladı Mehmet konuşmaya. Konuşuyor. Ve Mehmet'in de bir sürü öğretmen arkadaşları var. Bütün köylerden, dağlardaki okullardan da gelmişler. Mehmet konuşurken, babam evet bir ara öyle idare etti. Değil mi hocam diyordu. Benim dediklerim doğru mu? Doğru diyor. Sonra bir an bir değişti. Ya dedi, Mehmet Bey'in arkadaşları var mı burada? Var dediler. Ya bu dedi ne biçim müfettiş dedi. Kimseyi konuşturmuyor, kendi konuşuyor dedi. Size böyle mi yapıyordu dedi. Bırak yahu dedi, sen beni anlatacağını ben kendimi anlatayım dedi. Birden o kadar neşesi yerine geldi ki ateşte düşünce aldı sazı, Mehmet konuşamaz oldu. Bir adam tekerlekli sandalyeyle yürüyüşe katılmayı göze alıyorsa Rıfat Ilgaz bir direnç olayı, hani yaşıyoruz diyor. Rıfat Ilgaz, Asım Bezirci'nin Sivas'ta ölmesine dayanamadı. Aslında Rıfat Ilgaz'ın ölüm nedenlerinden birisi de bu. Toplantı yapıyorduk Beyoğlu'nda bir yerde. O sırada içeri gelen birisi Rıfat Ilgaz'ın öldüğü haberini getirdi. Asım Bezirci'nin cenazesi daha kaldırılmamıştı. Bu katmerli bir acı oldu tabii. Yani. Sanıyorum Rıfat abinin şeyi dünya yalama oldu. Çünkü kapak yapmıştık, öyle hatırlıyorum. Aslında son derece anlamlı bir protesto cümlesiyle hayata veda etti Rıfat Ilgaz. Söyleyeceği belki de son söz olduğunu biliyordu ve ben bu dünyanın içine edeyim demenin kibarcasıydı. Bizim eski emekçi kadınlardan bir abla vardı. Benim pek sevdiğim, anam gibi olan
kadınlardan birisiydi. Zeliha Okyalaz. Rıfat Ilgaz'ın cenazesinde bir baktım. Tabutun başına gelmiş. Elinde bir çiçek, bir karanfil, bir beyaz karanfil almış ve sicim gibi yaş döküyordu. Yazı yazmak, şair, romancı olmak, yazar olmak. Ben o kadar küçük yaşta düşündüm ki bunları. Yazar olmak amacıyla giriştim işe. İleride bir muhasebe yapmayı düşünmedim. Yazmaya başladığımda babam henüz sağdı. Yazı yazdığımı görmüştü. Sonradan bir mektubunda dedi ki, "Oğlum, ben senin mühendis, doktor olmanı düşünüyordum. Sen kalktın şair oldun, yazar oldun. Ne istersen ol, karışmam. Ama neyi yapacağını aklın yatıyorsa onu yap. İstersen zurnacı ol. Ama zurnayı en iyi biçimde sen çal." Gel gelelim, ben o zamanlar en iyisini yapmayı değil, yalnızca yazmayı düşünüyordum. Yazdıklarım dergilerde çıkacak, halk okuyacak, arkadaşlarım okuyacak, hoşlarına gidecek. Bu amacıma erken kavuştum. İlk gençliğimi yaşarken tattım bunu. Fakat hala kendime sormadan edemiyorum. Acaba babamın istediği gibi iyi zurna çalabiliyor muyum, çalabildim mi? Buna karar vermek zor. Bilmeyecekler. Geride kalanlara ne bırakacağım? Çocuklarıma, onların da çocuklarına. Olsa olsa Karadeniz'den payıma düşeni. 5-10 evlek yer gökyüzünde. Ne vermek istedimse sağlığında, ne veremedimse gizlenip kaçışlardan. Biliyorum bu yüzden yokluğumu çekmeyecekler. Hep yaşıyormuşum gibi gelecek onlara. Biraz ötelerde, uzaklarda babamız diyecekler, dedemiz. Dur durak bilmezdi. Dert nedir, tasa nedir bilmezdi. Neyi bildiğimi bilmeyecekler. Yağ satarım, bal satarım. Ustam ölmüş, ben satarım. Yağ satarım, bal satarım. Yarın sabah bayram.